Arkadaşlar merhaba. Birçok yorum geliyor, mesaj geliyor. Daha önce de bununla ilgili bir videoda konuşmuştum ama tek bir video yapayım dedim onun için. İçeride uyuz salgını var şu anda. Uyuz salgını var ya. Yani insanlar mah olmuş artık. İçeride hijyeni de sağlayamıyorsunuz. Ve bu uyuz gittikçe yayılacak. Neden yayılacak? Nöbetleşe yatıyor insanlar ve sürekli sevkler var. Sürekli sevkler var. Sen e, bu hastalığa yakalanmış olan kişiyi sevk ediyorsun. Orada da nöbette şey yatıyor. E oradaki ne de bulaştırıyor. O ona, o ona, o ona, ona bir bakmışsın ki yani içeride millet kırılıyor yani. Ve uyuz lanet bir şeydir ya. Lanet bir şeydir. Ve adı böyle insanlara böyle komik gibi gelebilir ama yani insanları mahveder. Yani hiç mi düşünmüyorsunuz bu insanları ya? Tamam kimse bunlar ceza yatmasın demiyor. Ceza yatmasın demiyor ama uzun sürede ceza yatanlar var. Bu insanlar Covid'i beklediler. Çünkü Covid'de binlerce kişi dışarıda gezdi kardeşim. Ne denetimlisi vardı ne başka bir şeyi vardı dışarıda özgür bir şekilde gezdiler Yani. Ortalama 3 yıl. Yani bu insanlara neden 3 yıl indirim verilmedi? Akla mantığa sığacak tek bir açıklaması bile yok. Tek bir açıklaması bile yok. Bir tanesi çıktı. Dedi ki kademeli olarak verelim dedi. E şu anda işte denetimde olanların denetimini kaldıralım. Yükümlülüklerini kaldıralım. E Covid izninde dışarıda olanlara denetim yükleyelim. İşte açıkta olanları işte en az 3 ay kaldıysan diye bir şart koyup denetime çıkartalım. Kapalıdakileri 3 yıl erken açığa Ya oyuncak mı bu ya? Oyuncak mı bu ya? Yani kurdukları mantık bu kademeli olarak verelim. Ya ne kademesi kardeşim? Üç yıl dışarıda gezdi insanlar. Ortalama diyorum ya. Üç yıldan fazla da gezen de var ya. İçeridekilerin suçu ne ya? İçeridekinin suçu ne? Dışarıdaki gezerken o yattı içeride ya. Bu olmaz. Bu zerre kadar mantıklı değil. Zerre kadar mantıklı değil. Yani bunun düzeltilmesi lazım. Hani 3 yıl indirim gelecek, 5 yıl indirim gelecek, 10 yıl. Hepsi yalan söylüyor. Hiçbir şey gelmiyor şu anda. Ama gelmesi lazım. Ben gelmeyecek, gelmeyecek dediğimde beni zannediyorlar ki gelmesin istiyorum. Ben gelsin istiyorum kardeşim. Ama şu anda gelmiyor, gelmeyecek. Hiç gündeme gelmiyor. Hiç. Umurlarında değil ya. Ya adamlar uyuz olmuş diyorum, uyuz. Bu lanet hastalığa yakalanmışlar. Bir de sevk ediyorsunuz her tarafa bulaşıyor bu ya. Çünkü eskiden atıyorum mesela Bursa'dan yazıyordu adam sadece. Veya birkaç kişi işte hep Bursa'dan Bursa'dan geliyordu. Ya Bursa'yı da atıyorum kafadan ya. E şimdi her yerden yazıyorlar. Abi uyu salgını var, uyu salgını vardı Niye? Sevk ettiniz çünkü bunları. Ya bari sevk etmeyeydin kardeşim. Her tarafa yaydın ya. Bunu da mı düşünemiyorsunuz ya? Ya bunu da mı düşünemiyorsun kardeşim? Uyuz yayılır. Her tarafa yayılır. Çünkü insanlar ne yapıyorlar? Nöbetleşe yatıyorlar. Kendi yatağında da yatmıyor. Elif geliyor. 6-7 saat uyuyor. E, o kalkıyor. Oraya virüsleri bırakıyor. Veya mikrop mu denir artık? Tam da bilmiyorum. Diğeri geliyor yatıyor. Aa! Bir bakmışsın o da olmuş. E mahkum arasında da huzursuzluk çıkacak bu sefer. Hatta çıkmıştır kesin. Sen bulaştırdın bunu bana diye. E uyuz olan mahkumlardan herkes uzak durmaya çalışıyordur. Dışlanıyorlardır bir de sanki orta çağdaki o cüz gibi. Yani kısacası içeriği bok götürüyor kardeşim. Ya. Yani şu insanları artık e, bir çaresini bulun bir çaresini bulun ya. 31 Temmuz muhteşem bir fırsattı. Birkaç video önce de söylemiştim. Muhteşem bir fırsattı. İstediğiniz kadar adamı dışarı çıkartabilirdiniz. Kimse gık bile demezdi. Çıkarmadınız. Çıkarmadınız. Onun için diyorum. Bunların kafasında indirim falan yok. Ama olmalı. Olmalı. İçerisi çok kötü. Nömette şey yapmak ne demek ya? Nömette şey yapmak ne demek ya? Ya en basitinden ya adamın biri yatıyor orada. Adamı kaldırıyorsun. Da adamın sıcaklığı, kokusu gitmemiş oradan. Hani kötü niyetle kokudan bahsetmiyorum yani. Ama insan rahatsız olur ya. Sen yatıyorsun öyle. Ve açık cezaevinde bile bu adamlar çalışıyor ya. Çalışıyor da geliyor. Çalışıyor geliyor ha diyor yatağıma bir uzanayım da diyor biraz dinleneyim diyor. Yok. Bir bakıyorsun yatakta başkası yatıyor. Olmaz bu böyle gitmez. Tekrar tekrar söylüyorum. İndirim olayı daha önce hiç gündeme falan gelmedi. Fakat artık gelmesi lazım mecburi artık yani. Çünkü içeride insanlar sağlıklarını kaybediyorlar. Bir ara Covid salgını da yaşandı içeride. Bunu da yazan çok oldu. O zaman da video yapmıştım. Ama Covid artık eskisi gibi umursanmadığı için dikkate bile alınmadı. Şu anda bu uyuz salgını en azından sevkleri derhal durdurmanız lazım. Sevklerin hemen durması lazım. Çünkü bu sevkler durmazsa bu uyuz salgını iyice yayılacak. İşte o da nasıl durdurulacak? Bize söylemesi kolay da. Ya yani mesela İstanbul. İstanbul'da çok fazla mahkum var. Yani cezaevleri kaldırmıyor, mecbur sevk ediyorlar. Veya sorunlu mahkumlar var içeride. Onları mecbur sevk ediyorlar. Yani bize de söylemesi kolay geliyor biraz da. Ama işte o sevklerin bir şekilde durdurulması lazım. Yani şu 3 yıl, en az 3 yıl indiriminde gelmesi lazım artık kardeşim. Gelmesi lazım. Şunu 31 Temmuz'da niye yapmadınız ben hala çözebilmiş değilim yani. Ne mantıklı öyle saçma sapan bir yasa çıkardınız. Çıkardıklarınız bile geri giriyor içeriye. Binlerce kişi faydalanamadı zaten. Vallahi çözemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.